En gıcık 12 insan tipi videosuna hoş geldiniz. Bir süredir hastaydım, iyileştim. Hemen videoya yüklendim. Şimdi bu videoda sizle birlikte en gıcık 12 insan tipini göreceğiz. Bakalım kaçıyla karşılaştınız ya da kaçında kendinizi bulabilirsiniz. 1. Dürtenler. Pokçular. Poke var ya, dürtmek. İnanılmaz nefret ederim. Yani seninle sohbet ederken anladın mı? Bir baksana. Pişt, hot, hit. Her yerine eller. Yani pandemi döneminde belki bu kadar sık örneğini görmüyorsunuz ama arkadaş ortamında böyle bir muhabbet ortamında sürekli harç diye parmakları sokar böyle. Tabi bunun yaşlı versiyonu da var. Yani anneanneler falan da dürterdi o şişle falan ama bu öyle değil. Bu illa dürtüyor. İkinci gıcık tipse dokunan ve okşayanlar. Nedir dokunan okşayan? Abartıyorsunuz diyen çıkacaktır ama sürekli dokunuyor. Haluk'cum anlıyor musun? Ya anlayamıyorum çünkü yiyorsun. Ya. Ananı yiyorlar diye bir şarkı vardı bir ara. Yiyorsun. Bırak elleme yani bu herhangi bir insanın bedenime dokunmasını istemiyorum. Kesinlikle rahatsızım. Okşuyor, dokunuyor. Bacağını değdiriyor. Biraz çekiyorsun yine değdiriyor, sıkıştırıyor. Yeter ya diyorsun. Zaten Türk kadının hani metroda toplu taşımada taciz mağdur olması artık çok alıştığımız bir şey. Ne acı ki bu ülkede. Keşke hiç yaşanmasa. Erkek kadın fark etmiyor ki. Her türlü dokunuyor. Dokunuyor da dokunuyor. Sürtünüyor da sürtünüyor. 3. Hep aynı hikayeciler. Bıktırıyor ya. Bir de hep aynı fıkra ya da hikaye. Sene 2003, biliyorum diyorsun, bak ne anlatacağım, tam senin konuyla alakalı. Sene 2003, ya abi tamam biliyorum anlatmıştım diye gülüyorsun, yok hep aynı fıkra. Bak şimdi bir uçakta Türk temel falan, Allah'ım işte komik abi evet diyorsun, anladığını anlatmaya çalışıyorsun, yok. Bir şey başına gelsin hep aynı saçma sapan hikayeden sana dert çıkartmaya çalışıyor. Sonra dedim ki, deve bin akçe, deve bir akçe. Yani bu salak anekdotu anlatırken bir de bu anekdot çok uzunsa bittin. Şimdi bak adamın biri zamanında bir de böyle ağır ağır bir telve veriyor, hava veriyor. Ya bırak arkadaş bana hikaye anlatma. 100 defa anlattığın şeyi artık bıktım, ezberledim. 4. Otlananlar. Ben bunlar kadar inek görmedim arkadaş yani. İnek, kuzu, çayırda o kadar otlanmıyor. Bir yere gidiyorsun, yemek yiyeceksin. Herkes siparişini veriyor. Bu vermiyor. Diyorsun ki abi sen de sipariş ver. Yok, tokum ben. İyi, peki madem toksun. Herkes başlıyor yemeğe. Patates mi o? Eben. Patates cipsine böyle sanki papaya havası yaratmak. Yani otlanacak salakça bir hava yaratıyor. Baharatlı mı patates? Çatal hazır. Çatalı da senden almış zaten. Saplıyor. Kısır mı o? Kısırın icadından haberi yok havası yapıyor. Cem Yılmaz'ın hikayesinde gibi. Kısır mı o? O ne? Kabak çiçeği dolması mı o? Zaten sen tabağı açık büfe masadan yaptın. Hepimizden daha fazlayı herkesten otlanarak yapıyorsun. Başka cinler. Gazeteden otlanır. Ya otlanmayı hayat felsefesi yapmış. Artık o kadar gıcık ki. Ne okuyorsun? Dizi otlanan var ya. Arkadaş ortamında oturuyorsun bir belgesel bir dizi bir şey izleyeceksin. 4. bölümdesin ya da 2. sezon 3. bölümdesin. Geliyor yanında. Ne izliyorsunuz? Ne bu? Ha? Kadınlar falan bu da var. Kadınlar falan var ne bu? Ha? Dizide kadın olması tabii ki çok normal. Nasıl bir sapıklık bu? Uyuz edecek bir tip değil mi bu? Ve 5. Böğürenler. Arkadaş bağırmıyor, böğürüyor. Yani örnek veremiyorum çünkü nefret ederim. Yani o kadar yüksek sesle konuşuyor ki ne telefonla bir gizli konuşması var ne onunla bir şey fısıldaşabilirsin. Hele ki bununla sinemaya, tiyatroya git, konser, rezillik. Hadi konser neyse yani piyano resitali falan değilse sessiz olmasına sakınca yok ama tiyatro. Ne dedi? Şşş. Gördün mü? Ya sus sus ne olur sus. Belki susar diye şey yapıyorsun. Abi öyle de tamam. O
da mı geliyor? Ya sus, no, yastık, suratına basacaksın yastığı. Yaparken gidecek, geberecek. 6. Enerji yumakları, her şeyi kutlamak isteyenler, sürekli aksiyona hazır olanlar çıldırtıyor beni. İşte arkadaşlar böyle böyle bir şey oldu şu. Patron bunu kutlamalıyız. Yalak, bir dur bir dur, nefes al. Ay ortasındasın, nereye gidip kutlayacağız, para yok. Bir şey söylüyorsun işte, atıyorum, diyorsun ki bugün benim işte işteki ikinci ay dönümüm ya da ne bileyim, vizeleri geçtik. Hadi 3 vizeden ikisinden geçtim. Bunu kutlamalıyız. Oradaki niyeti ortamdaki bir kıza yürüyecek mesela, klasik. Maksat dışarı çıkmak o. Bunu kutlamalıyız ya. Herhangi bir hikaye olur. Kesinlikle Erikli'de kampa gitmeliyiz, çadırda yatmalıyız. Ha, sen ekmek yiyeceksin diye ben niye donuyorum, manyak mısın? Nasıl bir fantezi bu? 7. Her bokologlar. Herbokoloji benim master degree yaptığım bir alandır. 3000 video var. Kuantum fiziğinde bile var. Şimdi bir herbokolog üstadı azimi olarak en üst seviyede, en üst seviyede ben varım. Benden aşağı, ya aslında benden de üstler de var da. Şimdi bir herbokoloji çok büyük bir alan. Ama herbokolun cahili hiç çekilmiyor. Yanında duruyorsun, işte baba diyorsun bak dolar 9.3 oldu. Ben bu videoyu çekerken 9.3, Allah bilir sen izlerken kaç olacak, yoruma yazarsın. 10 yıl sonra izleyen çıkacak. Neyse, dolar 9.3 oldu diyorsun. Düşer, yarın düşer. Merkez Bankası yarın bir toplantı yapar. Ulan Merkez Bankası kafanızda göre toplantı yapmıyor ki. Para piyasası kurulunun toplandığı tarihler belli. Ama bu şey emin. Merkez Bankası toplantı yapar, Dow Jones'a bağlı her şey. Dow Jones Bitcoin'e eğer oradan parmak atarsa altın da çok oynak yani. Bunun altın dediği bu arada ons altın falan değil. Yani çeyrek altından ötesini bilmiyor. Altın çok oynak bugünlerde. Yani kahve fiyatlarıyla yalaşırlarsa oğlum ne biliyorsun, neye hakem kesiyorsun? Bari altını doldur. Tam böyle işte berberde, berberlere saygımız sonsuz, berberde boş konuşanlar vardır. Televizyon sesini biraz daha açarsın ki bu salak sussun. İşte orada Ethereum konuşuluyor mesela. Ethereum boş. Ethereum boş iş, boş iş. boş iş. Niye boş iş Ethereum? Ethereum boş iş. Yeni coin çıkmış. Adı ne diyorsun? Bir şeymiş. Shobi miymiş, neymiş? Lan sus işte, bilmiyorsun. Herbokologlar da çok küçüktür. 8. Saçma kibarlar. O kadar saçma kibarlar ki kanser oluyorsun. Efendim, sizin de tevazu buyurduğunuz üzere toplantılarda denk geliyor. Üzgünüm ama yeni kuşak sizi kaldıramıyor. O kadar kibar olamıyorsunuz. Bir peçete rica edeceğim eğer size rahatsızlık vermezse. Akmış gidiyorsun mümkün diye rica ediyorsun. Peçete, peçete de peçete. Boğulacağım görüntü kirliliğinden. Adam artık ölüyor. Dil altı rica edeceğim. Ya ölüyorsun ölüyorsun, hala rica etme. Ne olur. Yani tamam, üslubunuz tatlı kibar olsun ama fil hakika mahmafi yalarım yutarım, bırak artık bunları. Bu nesilde maalesef kibarlığın o kadarı vakit kaybı gibi geliyor gerçekten. 9. Saçma şiir okuyan, kötü şarkı okuyan, nefret ediyorum ya. Bunu da çok kötü örneklerin televizyonda da maruz kalıyoruz. Haber bültenlerinde falan görüyoruz bazen. Kötü şarkı söyleyen insanlar çıkıyor. Neyse, bir şey oluyor işte arkadaş ortamı. Bu gitarı alıyor. Hadi gitar değilse de. Ah, senden gidiş. Senden gidişler gidiş değildi. O gidişler. Sevdir git be adam. Ne havaya giriyorsun. O şiiri okuyacak ya. Bir tane bunun ekürisi dangalak oluyor genelde. Erdinç bir şiir okusana. Erdinç çok güzel şiir okur. Erdinç çok güzel sussun ne olur. Erdinç hemen yo yo. Erdinç hadi oku. O gidişler. O gidişler, o gelişler. Bir tek aklında bu var. Gidiş geliş, gidiş geliş. Yeter, seks bombası. Bir sus. Hep şiir. Bir de hani her an şarkı okuyan var. Böyle Allah göstermez. Biraz muhabbetin olduğu bir masada. Bir tuti yapma işte, etme. Ne olur etme, sus. Yani
o ortam belki o şarkının ortamı değil. Her ortamda sesim güzel moduna giriyorsun. Oğlum sınır tanımayanlar. Gıcık ötesi gıcık. Her konuda sınırın ötesine geçiyor. Haddini aşıyor. Ve şöyle başlıyor. Ya bak. Yani izliyorum yarım saattir. Bu konu ikinizin arasında. Beni ilgilendirmez. Ama bu kız haklı. Sus sana ne ya? Bilmediğin konuda niye dalıyorsun araya? Yarım saattir bizi niye dinliyorsun ayrıca? Acayiptir bunlar. Toplantı masasında vardır böyle tipler. Kenarda durur. Bakın şimdi sizin konuştuğunuz konu jeodezi benim ilgi alanım değil. İlgi alanı olur mu bir jeodezi bir insanın? Bilmiyorsun işte. Ama bu konjüktürde sus. Bu konjüktürde de sus. Yani sınırını bil. Dur ben karışıyor muyum abi? SİHA'lardaki bilmem ne üzerine senin analizlerine. Ve 11. Paket sohbetçiler. Bunlar televizyondan, A Haber'den falan filan ya da Sözcü'den muhabbeti hazır alır. Böyle konuyu oraya getirmeye çalışır. Bak hani konu o değildir, konuyu oraya getirmeye çalışır. Sen dersin ki işte bugün otobüse bindim çok kalabalıktı. Kalabalık tabii. Neden? Bunların hepsi dış güçler. Sen dersin ki işte bugün markete gittim 120 lira çıktı, 100 para yetmedi, 100 lira vardı. Yetmez tabii. Hep dış güçler. Hep Illuminati, evangelistler. Böyle bir tane çakma profesör var. Her caca Illuminati evangelizm diyen. Ne olduğunu bile bilmiyor yani. Telaffuz bile edemiyor. Evangelizm bu. İşte diş macunmuş. Evangelist it köpekler yapıyor bunu. Diş macun onlar yalıyor. E tabi bu da Türkiye'de çok satan bir şey. Yani ekonomi kötü dış güçler. Bilmem ne oluyor dış güçler. Zam geldi dış güçler. Benzine pompa fiyatları artmış. Dış güçler bizim büyümemizi istemiyor. Ben pompa pompa. Ve 12. Herkes benim yaptığımı yapsın. Herkes benim gibi yaşasıncılar. bir tane arkadaşım var. Vegan. Ot aldım bak nasıl. Bu yeşil bir kür. Bunu çaya karıştırıp içiyorsun. Yemeyin şu eti. Niye yiyorsunuz? Ya sana ne sana ne? Bu çok doğru. Herkes böyle yapmalı. Ben böyle ömrümü 10 yıl uzatacağım. Ne yapayım senin o sidikli ömrünün 10 yıl uzamış halini? Ben benimkini 10 yıl kısa seviyorum. Mutlaka gelir ve herkes benim gibi. Bir tane hap buldum. Var ya her şey. Kantoronyo var ya. Ginseng bilmem ne var ya. Arkadaş sürekli ve bir tarikatlar birbirlerini kilitliyorlar. Ve var ya işte bazı Enway Menway'lerdeki birbirlerini kilitliyorlar ya. Sürekli madem ben öpüldüm sen de öpüleceksin. Madem ben bu rejime başladım, madem ben et yemeyi bıraktım sen de bırakacaksın. Ya bakın veganlığa saygım var ama beni zorlama. Ben sana saygı, ben diyor muyum gel sucuk çevirelim beraber, tavuk çevirelim? Yok. Boş ver arkadaş, sen bana karışma. Bakın ben hepinizin iyiliğini düşünmüyorum. Sen hiç düşünme ne olur, hiç karışma ya. Dolayısıyla bu 12 gıcık tipten kaç tanesini hayatınızda görürsünüz bilmem. Ama yazın aşağıya bakalım. En gıcıkları hangileri?